Dikkat edin. Yavaş, yavaş. Tamam efendim. Affedersiniz. Şu eve siz mi taşınıyorsunuz? Evet, bir sorun mu var? Burayı kiraladınız mı? Evet, niye sordunuz siz? Ev sahibiniz Perihan Hanım. Biz bilmiyoruz. Kapıcı ilgilendi. İlan gördük, camda tuttuk. Peki kontratı kimle yaptınız? Kirayı kime ödeyeceksiniz? Siz niye soruyor anlamadı. Salih, bakın beyefendi ev sahibini sordu. Siz ne hapla soruyor bize? Kim bu insan bilmiyor biz Salih. Ne vardı abi, ben yardımcı olayım. Hayırdır inşallah. Biz geldik. Hani akşama gelecektiniz siz? Kızım biz o kadar vicdansız mıyız, bu kadar işlerin başına yıkacağız? Ay ne işi kızım? Bir sil süpür tamam. Eşyalı ev, her şey var. Sana börek de getirdik. Çok acayip bir pastane keşfettik bizim bu sokakta. Perihan, çay da yaparız şimdi değil mi? Yaparız tabii. Çay falan var mı, ben gidip alayım mı? Ya markete alo diyeceğiz, her şeyi getirecek. Şahaneymiş bu ev. Tebrikler, iyi seçim. Abi Perihan Hanım bir vukuatlar oldu gitti buralardan. Daha da gelmez. Beni aradı. Boyat hazırla, kağıt asçamına. Şu kadara da kiraya ver dedi. Kontratı da ben yaptım. Vekalet yolladı bana. Aydan aya da kirasını alacağım. Yatıracağım hesabına. Bende telefonu var. Ama sana verirsem niye verdin der şimdi. Ya da vereyim istersen. Kullanılmıyormuş bu numara. Ablanın işleri işte. Gene numarasını değiştirdi demek. Sağ ol kardeşim peki. Ah be abla be. Gene ne hayırsız işler çeviriyorsun. Amma oyun yaptırdın bize. Eli kolu uzundur kayınpederimin. Şimdi şıp diye bulur bizden önce Feraye'yi. Niye geldi bu adam ya? Hiçbir şey gizli kalmaz mı bu memlekette? Kızım, servet yanında. Eğer bulacak gibi olurlarsa ne yapar eder? Önce kendisi gider. Kırar kadının kafasını, alır gelir oğlanı. Bitti gitti. Tam buldun. O beceriksiz servet. Kadir'i uyutacak da. Kalbin var diye senden gizledik baba. Ama merak etme, ben her yerde arıyorum. Sağ salim bulacağız toprağı. Lan bu saatten sonra ben sana güvenir miyim? Bulacak olsan şimdiye kadar bulurdun. Hadi yürü, emniyete gidiyoruz bizim Mahmut'un yanına. Aman baba, polisi falan karıştırmayalım gözünü seveyim. Nasıl? Polise gitmediniz mi siz? Şey baba, hani dile düşmeyelim diye gitmedik. Oğlum salak mısın sen? Ulan oğlunu kaçırmışlar, oğlunu. Nasıl gitmezsin polise? Bir de merak etme, bulacağım diyor. Lan beni katil etmek mi istiyorsun sen? Ha? Ey Allah'ım, sen bana sabır ver yarabbim. Ne olacak bu çocukla benim halim ya? Ne oldu Yaman? Var mı bir haber? Yok. Perihan'ın İstanbul'daki evini buldum ama kiracı var. Kapıcıda bir numara var. Aradım, kullanılmayan numara çıktı. Of neyse. Ben biraz yatacağım. Gece arabada uyuklarken perişan oldum. Yat oğlum yat. Odan hazır. Mine, göster kızım odasını. Buyurun efendim. Kevser, servette var mı bir şey? Yok, arıyor işte. Nerede o? Onunla bir yüz yüze görüşmem lazım. Ama ne oğlum? Şu dar günümüzde bir de servetle canını sıkma. Bitsin bu iş, bulalım oğlumuzu, görüşürsünüz. Ay bir de buna üzülmeyelim. Biraz üzüleceksin anne, kusura bakma. Servet de çok üzülecek. Gelemiyor tabii buralara korkudan değil mi? Hadi git yat. Birkaç saat dinlen. Ay. Boşuna çeneni yorma Zahide. Birinden sinirini çıkarması lazım. Heh. Bir katil olması eksik kalmıştı. O da tamam olsun. Televizyon ne zaman takılacak? Dur bakalım, ona da sıra gelecek inşallah. Of tamam, ben yeterince yatacağım biraz. Perihan, bizim bir televizyon almamız lazım. Ay kaçadır şimdi ya. Keşke evdekini getirseydik.
Anacığım öyle bir çıktık ki evden. Ay paraya da sıkıştık iyice ya. Benim ev satıldı mı acaba? Bir arasam artık bizim şu emlakçıyı. Canım satılmadıysa da ben alacağım eve her koşulda demedi mi? Hmm. Alıcı çıkmadıysa da kendisi alacak. Öyle anlaştınız. Ne bileyim işte, sıkıştırmak istemiyorum adamı. Aa, sanki adam seni arasa bulacak ha? Yeni numaranı bilmiyor ki. Aa, doğru be. Arayayım şunu ben, dur. Ara. Ay. Alo. İyi günler, Remzi Bey'le görüşecektim. Şu an burada yok efendim. Ha, yok mu? Ben kiminle görüşüyorum? Ben Remzi abinin akrabasıyım. Yeni başladım. Bir notunuz varsa ileteyim. Tamam, Belgin Filiz aradı dersiniz. Ararım ben yine. Hadi iyi günler. Yokmuş Perihan. Geçen günkü davranışım için kusuruma bakma. Kendimi affettirmek istiyorum. Saat 3'te seni orta kahvede bekleyeceğim. İyi günler. Belgin Hanım'ı arıyordum da. Onu aramayan mı var abicim? Biz ayrıca kendisini arıyoruz zaten. Anlayamadım. Neden arıyorsun abi? İzmir'de emlakçıyım ben. Remzi Hanım. Belgin Hanım evini satmam için bana vermişti. Alıcı çıktı ama Belgin Hanım'a ulaşamadım. Telefonunu değiştirdi herhalde. Belgin Hanım'a bu aralar ulaşılamıyor. Kayıplarda kendisi. İyi ama ben kendisine yüklüce bir avans vermiştim. Vallahi dediğim gibi. Ortalıkta yok. Biz de arıyoruz. Hayır, evi satmaktan vazgeçtiyse bari benim avansı... Bilmiyoruz dedim ya abicim. Niye uzatıyorsun? Hay Allah. Ne yapsak? O zaman bir kartımı vereyim ben size. Haber alırsanız... İyi günler. Ne iş ya, ne iş ya? Sen hiç merak etme Kadir Efe. Servet benim de oğlum sayılır. Elimizde büyüdü bu haylaz. Sağ ol Mahmut. Emniyetin bütün imkanları emrinizde. Gerekirse İstanbul'un altını üstüne getiririm Servet'in oğlunu bulmak için. Ya o kadar şeye gerek yok Mahmut abi. Ben araştırıyorum zaten. Hasbinallah. Oğlum senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Yok yani baba ben devletimizi boşuna meşgul etmeyelim diye dedim. O nasıl söz ya öyle? Bulacağız tabii Servet. İşimiz şu şey. Kaçırdı dediğiniz kadın. Adı falan belli mi? Belli, belli. Sağ olsun Servet iyi bellemiş. Anlat Mahmut abine. Olanı biteni satır satır anlat. Ya baba. Anlat dedim lan. Efendim Mesut. Abi bir adam geldi eve. Belgin Hanım arıyorum diyor. Kim? Nasıl bir adam? Ya İzmir'de emlakçıymış. Feray'ın evini satıyormuş. Remzi miymiş neymiş? Ha şu adam. Ne istiyormuş ne dedi? Ya ev alıcı çıkmış. Onun için aramış ama ulaşamamış. Telefon falan bıraktı mı? Söyle yazıyorum. Hoş geldin abi. Hoş bulduk, hoş bulduk. Arayan soran var mı? Belgin Filiz diye bir hanım aradı abi. Sonra yine ararım dedi. Tüh. Hay şansıma tüküreyim. Sabahtan arasaymış ya. Boşu boşuna Urla'ya gittik. Telefon falan bırakmadı mı? Bırakmadı. Ne zaman arayacakmış? Arıyor galiba. Ha. Efendim. Belgin Filiz'i arıyormuşsun. Evet de siz kimsiniz? Yaman Günalan. Ha, Yaman Bey. Evet. Eve alıcı çıktı. Onun için aramıştım. Zaten ben yokken kendisi de dükkanı aramış. Aramış mı? Telefon adres falan bırakmış mı? Yok, bırakmamış. Ha, demek bırakmamış. Nedense bana yalan söylüyormuşsun gibi geliyor. Bak kardeşim. O kadın büyük bir suç işledi. Belgin Filiz yeğenimi kaçırdı. Ona yardım edersen sen de suç ortağı sayılırsın. Aman Yaman Bey. Benimle ne ilgisi var? Emlakçıyım ben. Belgin Hanım'ın evini satıyorum sadece. Yüklüce bir avans verdim. Benim bütün derdim paramı kurtarmak. Tamam kurtaracaksın. Kaça satıyorsun evi? 120 bine. Tamam evi ben alacağım.
Sana da 100.000 lira açıktan para vereceğim. Ha bu teklif işine gelmezse, dediklerimi yapmazsan, direkt o kadına yataklık etmiş sayılırsın, haberin olsun. Yani neticede küçük bir çocuk söz konusu. Ben elbette yardım etmek isterim. Ne yapabilirim abi sizin için? Hiç adres telefon yok mu yani? Vallahi billahi bırakmamış abi. Telefon, adres, hiçbir şey yok. Bak şimdi sana bir numara vereceğim. Belgin seni tekrar aradığında bir alıcı çıktı. Evi beğendi, tüko para evi alıyor diyeceksin. Sana verdiğim numarayı ona vereceksin. Alıcının adı Behzat Kurtça. Kurtça. Yazdın değil mi hepsini? Yazdım abi. İyi, hadi görüşürüz. İyi günler abi. Dur bakalım. Hemen öyle kötü kötü düşünme. Nasıl düşünmeyeyim? Bizim oralı emniyette bir Mahmut vardı ya. Buraya tayin oldu hani. Burada emniyet müdür yardımcısı. Gelir gelmez ona gitmiş Kadir. O sarhoş Mahmut'tan hayır gelir mi Kadir Ağa'ya? Çok şüpheliyim. Kadir mi gelmiş? Duydu demek. Saklanacak hali kalmadı tabii. Kevser nerede? Kayınpederi çağırmış. Oraya gitti. Niye gönderiyorsunuz kızı? Ne yapalım oğlum? Her şeyin bir adabı var. Adam ne oldu ne bitti. Karşısına alıp konuşmak istemiş. Bırak hala ya. Bunlar adaptan ne anlar? Sen nereye gidiyorsun? Behzat'la buluşmaya. Feraye'nin izini buldum. Ne? Peki neredeymiş? Bunun İzmir'de bir evi vardı. Emlakçıya vermişti. Emlakçıyı aramış. Emlakçıyı bağladım işte. Alıcı çıktı deyip bizim Behzat'ın telefonunu verecek. Neyse ben geç kalmadan çıkayım. Bizi habersiz bırakma evladım. Olur hala. Ay Hürmet, ne yapacağız? Bu oğlan buldu, bulacak kadını. Bunun bulması Kadir Efe'nin bulmasından evladır. Yaman'ı yine idare ederiz el birliğiyle. Kadir öğrenirse işte onun şakası yok. Madem gelmeyecektin, insan bir haber verir. Olanları duydum. Şimdi bu serserinin yaptığı şey tamam yenilir yutulur gibi değil. Ama kızım öyle kadınların da tuzağı, düzeni, oyunu çoktur. Seninki de sarhoş kafayla çıkmış yoldan işte. Bu serseriye gücü yetmedi. Gitti Yaman'ın başını yaktı. Yaman da kadının iç yüzünü öğrenince fırlattı attı kadını. O da o küçük aklınla ailemize zarar verecek ya. Canımızı ciğerimizi kandırıp kaçırdı. Ama merak etme kızım. Ben onu bulup doğduğuna pişman edeceğim. Onun için buradayım. Sen içini ferah tut. İnşallah baba. İnşallah. Şimdi söyle bakayım bana. Sen halanla kalıyormuşsun. Hayrola? Niye kocanla kalmıyorsun burada? Bütün bu olanlardan sonra bir de soruyor musun baba? Baba, bizim aramızdaki meselelere sen girme. Biz sonra konuşuruz Kevser'le bunları. Şimdi... Konuşacak bir şey mi kaldı ya? Oğlumu bulur bulmaz sana boşanma davası açacağım. Ha, o zaman sana şunu açıkça söyleyeyim Kevser. Ne alt edeceğiniz size kalmış. Ama torunum benim evimde büyüyecek. Boşanma kararını alırken bunu da iyice anla ki sonradan şaşırma. Kocam pavyon kadınlarıyla düşüp kalkacak. Sonra bir de velayetini alacak oğlunun, öyle mi? Vallahi velayeti kime verirler bilemem. Beni fazla ilgilendiren bir konu da değil zaten. Benim torunum benim evimde büyüyecek. Bildiğim tek şey bu. Ne ben, ne de oğlum onursuz değiliz. Bu adamla aynı çatı altında asla olmayacağım bir daha. Oğlumu da ona bırakacak değilim. Tabii bir daha yüzünü görebilirsem. Bir dakika Kevser, dur bir dakika Kevser, nereye gidiyorsun? Ya baba niye açıyorsun bu konuları şimdi? Kız zaten perişan. Bana kalırsa karınla aranı düzelt. Eğer seni boşarsa seni de silerim.
dilenirsin hayatının geri kalanında. Senin telefonunu verdim. Arayınca alıcı gibi konuşursun. Şurada şu saatte buluşalım deyip bana haber vereceksin. Kolay, hallederiz. Çok üzüldüm Bey Yaman. Çok geçmiş olsun. En çok neye yanıyorum biliyor musun? Aptallığıma. Onun tertemiz biri olduğuna inanıp bütün Urla'yı karşıma aldım. Ailemi üzdüm. Ne uğruna? Olur be kardeş. İnsan aşık olunca gözü görmez hiçbir şeyi. Üzülme. Daha önce benim başım sıkıştığında sen benim yanımdaydın. Ne günlerimiz oldu seninle. Şimdi sıra bende. Evvel Allah bulacağız. Şişt, bana bak. Bir şartla yardım ederim sana. Karşında görünce bir delilik yapmak falan yok. Hele bir bulalım da. Senden ne haber? Derdimize düştük soramadık. Geldin buralara yerleştin. İş güç de yerinde maşallah. Unuttun bizi. Çoluk çocuk nasıl? Oğlan büyüdü. Bu sene ilkokula başladı. Bak resmi var. Bakayım. Maşallah. Çok büyümüş değil mi? Hı hı. Hadi bakalım. İyi uykular tatlım. Bana biraz kitap okur musun lütfen? Tamam. Nerede kalmıştım? Ver bakalım. Küçük bir merdivene tırmanmış olan görevli buyur diyerek kalın kara kaplı bir kitap uzattı. Geleceğin sis perdesini aralamak. Temel fal bakma yöntemleri için çok iyi bir rehber. El falı, kristal küreler, kuş bağırsakları. Tamam Cihan. Çok teşekkür ederim. Bak şaşıracaksın. Böyle bir sanatçı yok yani. Ay ben boşuna konuşmam. Hadi bay. Oldu bu iş. Ay nasıl denk geldi bak. Dinleyecek seni yarın Cihan. Cihan kim kızım ya? Neyi dinleyecek? Seni ayol. Benim eski bir arkadaşım var Cihan diye. Onu aramıştım. Barı var. Orada şarkı söyleyeceksin. Beğenirse ay hiç kuşkum yok çok beğenecek. Çabuk çabuk kalk. Prova yapacağız. Repertuar belirleyelim. Giyecek bir şeyler de ayarlamamız lazım. Ben böyle biraz Zuhal tarzı istiyorum seni. Yani taburede otur böyle kibar kibar, koyu renkli bir giyim. Sakin, modası geçmeyen şarkılar. Perihan, ya bir sakin ol. Kızım ben barda gidecek tip şarkı bilmem ki. Ya ezberlersin. Başta defterden söylersin ne olacak? Bir dakika, bir dakika. Yengem niye şarkıcılık yapsın ki? Canım, şey için, şarkıcısı hastalanmış da yardımcı olacağız birkaç gün. Arkadaşım ya onun için. Şimdi gene şarkıcı markacı olunca dayım kızmasın. Oğlum, şarkı söylemek güzel bir şeydir. Şarkılar insanların hayatlarını güzelleştirir. Hadi sen uyu artık. Yenge, özür dilerim. Ben senin mesleğine saygısızlık yapmak istemedim. Tamam. Biliyorum istemediğini. Hadi yat artık. Hadi, hadi bakalım iyi geceler. İyi geceler. Aynı saatte gidip yine çok bekleyeceğim. Kim bilir? Belki bu sefer gelirsin. Kim bilir? Belki bu sefer gelirim. Hiçbir şey olmamış gibi o herifle hayatımı sürdürmemi bekliyor.
Bir de beni tehdit ediyor ayağını denk al diye. Kızım, şimdi boşanmayı konuşmanın sırası mı? Bir çocuğu bulalım hele. Bak, Yaman buldu, bulacak. Sen o zaman göreceksin olacakları. Kadir bırak tehdit etmeyi, şişe geçirip çevirecek. Hepimizi tabii. O sonra düşünülecek iş. Her işin planı ayrı yapılır. Şimdinin şartları başka, sonranın şartları başka. Sus, kapı çaldı. Yaman'dır. Hadi kızım, sil yaşlarını. Bir de Yaman sarmasın Kadir'e. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Kevser, ne oldu? Kadir ters bir şey mi söyledi sana? Oğlunun yediği haltlar yetmedi, bir de üste çıkıp sana laf mı söyledi? Yok ya, canım sıkılıyor işte. Toprağı üzülüyorum biliyorsun. Kevser, merak etme. Bu iş yakında bitiyor. Oğluna kavuşacaksın. Ama artık o eve dönmeyeceksin, bunu biliyorsun değil mi? Oğlum, girme şu karı koca arasına. Ne karı kocası anne ya? O şerefsiz artık kardeşimin kocası falan değil. Karısına ihanet etti, hem de benim. Kevser o adamı boşayacak, lamıcım yok. Güzel bir yere gezmeye götüreyim mi? Bak sen, nereye götüreceksin? Padişah'ın sarayını görürüz. Kaşık çelmasını falan. Olur. Kaşık çelmasını görmek isteyebilirim belki. Hadi asma artık yüzünü. İstersen Urla'ya dönelim. Dayımı özledin sen. Değil mi Belli? Ya gezeceğiz işte, tamam. Hadi bitir kahvaltını, hemen çıkalım. Oralar çok ilginç. Bir sürü yer var gezmemiz gereken Sultanahmet'te. Herhalde. Turistiz değil mi şurada? Hala göremedik yani turistik yerleri. Tatil bitecek neredeyse. Tamam işte, gideceğiz ya. Aslında özledim annemi falan. Ama burası da çok eğlenceli. Peri teyze hala uyuyor mu? Bırak uyusun. Bütün gece dikiş dikti, benim sahne elbisemle uğraştı. Günaydın kızım. Günaydın. Yaman daha kalkmadı mı? Yaman Bey erkenden çıktı Zahide Hanım. Nereye gitti bu saatte acaba? Elini çabuk tut. Kahven bitince tophaneye gideceğiz. Şeker Nuri'yi görmeye. O kim? İstanbul halinden ahbabım. Eski kulağı kesiklerden. Aman baba, bir mafya kaldı bulaşmadığımız. Ne mafyası oğlum? En hasından kabadayı. Bu devirde kabadayı mı kaldı baba? Bu kim şimdi alacaklı gibi? Aç bakalım. Siz kim oluyorsunuz da benim kardeşimi aldatıp üzüyorsunuz lan? Şşş! Oh. Kocasıyla kayınpedere oluyoruz. O iş bitti Kadir Ağa. Toprak bulunur bulunmaz Kevser bu heriften boşanacak. Kız kardeşin istediğini yapabilir. Ama torunum benim evimde büyüyecek. Onu oğlun serserilik ederken düşünecektin Kadir Ağa. Toprak kayıpsa bu oğlunun yüzünden. İyi be, herkes servete vursun. Kardeşim ben nereden bileyim ilim pavyon karısını alıp kendine karı yapacağını ya? Ulan seni öldürürüm lan. Öldürürüm lan. Durun seni. Lan. Öldürürüm. Ne yapacaksın Kadir abi? Vuracak mısın beni? Vur! Dua et ki toprağın dayısısın. Git buradan. Gideceğim. Şimdilik gideceğim. Ama bir daha Kevser'i üzerseniz canınızı yakarım. Allah belanı versin Servet. Thank you.
Dilara nerede? Kahvaltıya niye inmedi? Uyanamadı herhalde prenses hazretleri. Kaçta döndüyse artık eve dün gece. Onunla konuşmak şart oldu artık. İyice zıvandan çıktı annem gideli. Mesut, ben çıkıyorum. Sen ne yapacaksın bugün? Benim biraz işim var Urla'da abi. Halledip öyle geçerim iş yerini artık. Hadi gel, bırakayım seni de. Olur. Hadi görüşürüz fıstık. Güle güle. Akşama baş başa dışarıda yesek diyorum. Ne dersin? Bakarız. Hadi eyvallah. Bırak sonra toplarsın. Benim kahvemi yapıp ver hemen. Emredersiniz hanımefendi. Ne oldu? Bir kahveyi çok mu gördün bana? Yo, estağfurullah. Bütün halılar komplesini yiyecek, ardından da camlar. Vakitlice işe koyul. Günaydın fıstık. Günaydın halacığım. Neredeydin dün akşam gece yarılarına kadar? Sen burada mıydın? Görmedim. Sana da günaydın. Soruma cevap vermedin. Hayırdır? Zayda Hanım seni mi vekil bıraktı giderken? Huyun değişti senin de annem gideli. Arayıp rapor istiyor saat başı. Bıktım artık kadına her gün yalanlar uydurmaktan. Senin de işin zor vallahi. Çok isterdim kalıp seninle dertleşmeyi ama çok özele işim var, gitmem lazım. Görüşürüz. Kızım sen de çabuk gel hadi. Mıy 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 mıy. Eskiden at meydanı derlermiş. Ha, at mı satarlarmış? Yok, araba yarışları yapılırmış. Herkes toplanırmış burada. Eğlenceler falan yapılırmış. Hmm. Hem Bizans hem Osmanlı devrisinde. Şehzadelerin sünnet törenleri için böyle büyük gösteriler yapılırmış. Bütün aksiyon buradaymış yani. Gene herkes buraya geldiğine göre o adet sürüyor 2000 yıldır yani. Heh, şu dikil taşa bakalım. Baktı, Mısır'dan gelmiş bu. Tamam canım, ben bir telefon edeyim. Sen bekle 2 dakika şurada, tamam. Olur mu? Alo. Alo. Remzi Bey, ben Belgin Filiz. Hah, Belgin Hanım. Ben de kaç gündür size ulaşmaya çalışıyorum. Hayrola? İyi bir haber mi var yoksa? Var var. İstanbul'dan bir alıcı çıktı sizin eve. Evi gördü, beğendi. Yüz yüze bir konuşmak istiyor sizinle. Pazarlık edelim, enine boyuna bir görüşelim diyor mal sahibiyle. Çok iyi, çok sevindim. E konuşalım. Yalnız ben Urla'da değilim. O da İstanbul'da zaten. Vereyim telefonunu, konuşun. Görüşün, anlaşın. Adam alıcı, niyeti de ciddi. Tamamsa bir vekalet yollarsın. Tapu işlerini hallederim ben burada. Tamam. Yenge ya, hadi Dikirtaş'a gidelim. Ben bulamıyorum burada. E tamam o zaman, çok iyi oldu. Ben çünkü bayağı sıkışmıştım. Telefonu yazayım bir saniye. Bak, dünyadaki ilk resim romanı göstereceğim sana. Merak ediyorum, Dikeli Taş'a gidelim. Tamam, dur tatlı. Söylüyorum, yazıyor musunuz? Bir saniye, kalem kağıt arıyorum. Yazacağım şimdi telefonu. Evet Kadir Ağa. Seni rahatsız etmemizin nedeni... Başımızda bir bela var. Birkaç ay önce İzmir'de pavyonda şarkı söyleyen bir kadını arıyoruz Nuri. Belgin Filiz diye biri. Duyduk ki İstanbul'a kaçmış. Senden yardım isteyelim dedik. Delikanlıyla mı ilgili? Sayılır. Senin emrin olur Kadir Ağa da başınıza iş almayın. Bu karılar hayretmez insana. Sandığın gibi değil Nuri. Bu kadın benim akılsız oğlumdan intikam alacağım diye... Torunumu kaçırdı. Deme ya. Anlaşıldı. Çocuk işi başka. Çok ciddi. Bulacağız. Buyur anne. Fikri, bütün pavyonlara, gazinolara, tavernalara, barlara haber sal. Yeni işe giren şarkıcı, türkücü, sigaracı, tuvaletçi, konsumatris kim varsa haberim olacak. İzmir'den gelenler öncelikli.
Bir de resim temin edeceğiz. Bakarsınız. Bağ üstüne mi? Eğer burada çalışmaya başladıysa Fikri iki güne kalmaz bulur, merak etmeyin. Siz bir resmini verin bana bunu. Efendim Behzat. Haberler iyi. Feraye aradı. Deme. Yaşa Behzat. Buluşuyor musunuz? Nerede buluşacaksınız? Kaçta? Tamam, çok güzel. Ya bu iyiliğini unutmayacağım kardeşim. Sağ ol. Görüşürüz o zaman, tamam mı? Hı. Görüşürüz. Bakalım yarın beni karşında görünce ne yapacaksın Feraye? Günkü tatlı sözlerinden sonra gelmemem gerekirdi ama. Gerçekten çok özür dilerim. Ben bir kazmayayım. Safiyim hatta. Daha beterisin. Tamam. Bir ayıya ait kazmanın safiyim. Neyse. Sonuçta buradayım. Şimdi Feray toprağı kaçırmış diyeceğim. Ama yine yanlış anlayacaksın. Tamam. Laf sokma artık. Hatamı anladım. Ama sen de beni anla Selma. Sen Yaman için şey yaptığında ben ne oldum biliyor musun? Sen ölmedin şükür ama ben iki kere öldüm. Mesut. Bu konuları kapatamayacaksak yani anlamı yok böyle. Kapatacağız. Birlikte. Üstüme iyilik sağlık. Sırma'nın kızı değil mi? Yıldaki de dahil derim Mesut değil mi? Evet ya, yazık. Şu odana bak. Hemen gidip haber verelim. Tamam. Bana kızma ama ben çüzülemiyorum sonun onlara. Yani tam o kadından beklenen bir davranış. Biraz hak etti herkes bu sonucu diye düşünüyorum. Ben sadece tontişime üzülüyorum. Ne kadar korkmuştur kim bilir. Bu ne cüret ya? Küçücük bir çocuğu nasıl kaçırır bir insan? Ne haldedir yavrum şimdi kim bilir? Bak, abimler, senin abinler dört bir koldan aranıyor. Bugün yarın bulurlar, merak etme. Çocuk ne travmalar yaşıyor şimdi kim bilir? Belki dövüyordur bile. Ya toprak doğru durmaz çünkü biliyorum. Yok canım, o kadar da değil. Bak, Feraye toprağı çok sever. Belli niye sevdiği. Bir planı varmış baksana. Ondan sokulmuş oğlana. O cadıdan her şey beklenir. Baksana abim ayrı kandırmış, Yaman'ı ayrı. Ya istemeyen kanmaz. Evli bir de. Ablama karşı yaptığı büyük saygısızlık. Ablan da huysuzun teki ama. Kusura bakma Mesut ama abime bir günden bir güne iyi davrandığını görmedim ben. Ya Mesut bu hep böyle olacak. Ailelerimiz aramıza girecek hep. Benim tek söylemek istediğim, eğer senin gibi bir karım olsaydı ölene kadar gözüm başka kimseyi görmezdi. Hanımlar, sizin dilinizin altında bir şey var. Ne oldu? Bakıp da tatsız bir şey mi oldu? Yok Sırmacığım da biz bir şey gördük. Vazifemiz. Hepimiz anneyiz. Sana söylemeye geldik. Ne oldu? Yüreğime indirmeyin. Senin kızı az önce kafenin birinde Zahide'nin Mesut'la el ele gördük. Yanlış görmüşsünüzdür. Olacak şey mi canım? Sırmacığım bak, emin olmadan böyle bir şey söylenir mi? Hayır, ne olacak, olabilir. Gençtir bunlar. Ama millet konuşur.
Yaman'la olmadı, küçüğe taktı derler şimdi. Milletin ağzına laf lazım hayatım. Bir de bir şey duyduk. Yaman'ın pavyon gülü daha evvel de senin oğlanın metresiymiş diyorlar. Ev mev açmış seninki ona kordonda. Aslı var mı? Kasaba birbirine girdi. Nereye gitsek bunu konuşuyorlar. Asiye. Ah abla, ah abla. Teniniz kokusu ne mi? Simam. Babam dört koldan arıyor. Bugün de tophanede kabada yıkılıklı bir adamın yanına gittik. Adam İstanbul bizden sorulur dedi. Adamına talimat verdi bütün barları pavyonları arayın diye. Resim mesim istedi. Oyalıyorum ama her an bulabilirler. Yaman da epey yaklaştı. Bulması an meselesi. Dua edelim de ikisinden biri bulacaksa Yaman bulsun bari. Kızım, bu Feray'ı aradı mı bir daha seni? Cık, aramadı. Aman ararsa söyle, bara pavyona falan gitmesin. Para lazımsa göndereyim de. Ay yok artık anne, daha neler. Vallahi Zahide Ana doğru söylüyor Kevser. Adımını atsa Şeker Nuri Feray'ı bulur, babamın önünü atar ha. Servet, bu işin şakası kalmadı. Sen git emniyete Mahmud'a anlat durumu. Aman hala ne diyorsun sen? Başka şansın mı var? Er geç kadını bulup çıkarmayacak mı babanın önüne? O zaman ne yapacaksın? Kadir Efe vurmaya senden başlar. Haberin olsun. Ya nasıl anlatılır böyle bir şey? Adam polis sonuçta. Hem de babamın arkadaşı. Evladım, arkadaşı ise en başta babanın katil olmasını o istemez. Sen dediğimizi yap. Bulursa da ses etmesin, önce bizi arasın. Kevser, sen de ararsa kadını uyaracaksın. Pavyon pavyon arıyorlar seni diyeceksin. Aman burnunu çıkartma. Oturalım biz bir konuşalım diyeceksin. Tamam mı kızım? Tamam hala. Zahide, Yaman gelince de bir çek konuşalım. Bir şey öğrenmiş mi anlayalım. Olur olur. Hem belki senden çekinir de anlatır bir şeyler. Çok acıkmışım. E tabii, saat kaç oldu? Daldık saraya maraya, yemek yemeyi unuttuk. Of, çok güzeldi saray ya. Annemi arayacağım. Mutlaka anlatmam lazım. Hadi Servet Efendi. Daha ne duruyorsun? Şimdi Yaman gelir. Bu sefer baban da yok. Alamayız vallahi elinden ha. Hadi. Alo anne. Toprak. Oğlum nasılsın? Bana versene. İyiyim. Ya anne biliyor musun, padişahların sarayını gördüm. Kaftanlarını, tahtlarını, kılıçlarını gördüm. Ya çok güzeldi anne ya. Öyle mi? Aa ne güzel. Çıktınız mı saraydan şimdi, ne yapıyorsunuz? Server. Yengemle yemek yiyoruz, çok yorulduk anne. Alo babacığım, nasılsın? Baba ne haber? Oğlum aslanım benim, nerede yemek yiyorsunuz bakayım? Bilmem. Yenge ne buranın adı? Ver bakayım sen bana. Ne yapacaksın Servet, nerede yemek yediğimizi öğrenip? Feraye akıllı ol. Bak anlaşabiliriz seninle. Bir oturup konuşalım ha. Ay şarjım bitti gene ya. Allah kahretsin. Suratıma kapattı. Bu telefondan mı kötü çıktı? Babama gıcık olduğun için mi kapattın? Yoksa başka bir sebebi mi var? Başka bir sebebi yok. Bana vurmuştu ya, aramız peki değil. Hadi ben seni eve götüreyim. Daha bara gidip sahibiyle görüşeceğim. Yenge bir saniye, bir şey konuşacağım seninle. Bir acayiplik var. Sen dayımı hiç aramıyorsun. O da seni aramıyor. Sonra şarkıcılık işi. Ya ben aptal değilim yani. Sen burada işe giriyorsun. Belli işte. Sonra bizimkilerle hiç konuşmuyorsun. Ben dönmek istiyorum yenge. Sen burada kalacaksan da annemi arayalım. Gelsinler alsınlar beni. Dayınla bir sorun yok. Sadece geçici bir şey, bozuluz azıcık. Ya sen kafanı takma böyle şeylere. Hem daha birkaç gün kalalım, ne yapacaksın Urla'da?
Seni eğlendiremiyor muyuz beyefendi? Yeter bu kadar eğlendiğimiz. Annem babam kızacak sonra. İyi tamam, konuşuruz akşam hadi. Geç kalmayayım, şu görüşmeyi bitiremeyim. Duydum ben. Ne oldu Yaman? Bir haber var mı oğlum? Feraye'den mi? Hı? Var. Yarın bitiyor o iş. Nasıl bitiyor? Bitiyor işte. Yarın öğlen bulmuş olacağım. Nasıl bulacağını oğlum? Çatlatmasana insanı. Emlakçıdan numarayı alınca bizim Behzat'ı aramış. Behzat da yarın öğlen buluşalım, konuşalım. Pazarlık edelim yüz yüze demiş. O da tamam demiş. Nerede buluşacaklarmış? Bir çay bahçesinde. Allah Allah. Senin de ağzından kerpetenle alıyoruz lafı. Doğru dürüst söylesene evladım. Hangi çay bahçesiymiş o? Merak ettik işte. Vaniköy'de sahilde bir çay bahçesi var ya, orada işte. Öğlen 12'de gelecek. Ben de bir köşeye saklanıp bekleyeceğim. Eğer Toprak yanında değilse takip edeceğim. Toprakcığım. Bak, bunları okumamı ister misin sana? İstemem, sağ ol. Geldin mi? Ne oldu? Vallahi beğendi. Ne zaman başlıyorsun? Yarın. Sevdiğinden. Sağ ol. Sonra yerim. Toprak. Birazcık beni dinler misin? Ben belki artık yaşamımı İstanbul'da sürdüreceğim. Yapma yenge. Anneannem çok kızar. Bir kere dayımın işi orada. Bütün ailesi orada. Of. Çok fena kavga çıkacak. Olmaz. Toprak. Dayın gelmeyecek zaten. Ben de oraya dönmeyeceğim. Yenge, ben bu işlere karışmayayım. Sen annemi ara hemen. Yarın beni gelip alsınlar. İyi geceler. Daha yemek yiyeceğiz oğlum. Ne yapacaksın şimdi? Efendim? Alo, Servet baban yanında mı? Evet. Babana çaktırmadan dinle. Yaman'ın arkadaşı Feraye'yi kandırmış. Yarın öğlen 12'de... Vaniköy'de sahildeki çay bahçesinde buluşacaklarmış. Anladım Tarık Bey. Ben sabah erkenden gider hallederim. Tamam. Size de iyi akşamlar. Tarık mı o? Ne istiyormuş? Hiç baba. Banka ile ilgili bir problem çıkmış. Sabah bir şubeye gider hallederim. Selam, ben geldim. Çok açım, yemek niye hazır değil? Aa, anne, ne oldu sana? Toplan, sabah erkenden İstanbul'a gidiyoruz. Neden, bulmuşlar mı toprağı? Sayenizde bu kasabada bir dakika bile duramayacak hale geldik. Abin ayrı, sen ayrı. Ocağıma incir diktiniz. Ahlaksız, utanmazlar. Yıkıl karşımdan. Hadi git toplan. Anne ne oluyor ya, ne yapmışım ben? Gel Selma'cığım, gel. Hadi. As
Gece'ye ne oldu anlatsana. Annenin arkadaşları seni Mesut'la el ele görmüşler. Hayırlı olsun da geldiler ama annen hoşlaşmadı pek. Ne oldu? Yemedi mi? Uyumuş. Ne yapacağız Feray? Artık zapt etmemiz çok zor. Konuşacağım yarın Perihan. Yapacak başka bir şey var mı? Anlatacağım bütün gerçekleri. Hemen tamam mı diyecek sana o zaman? Çocuk bu. 18'inde değil ki oturup bir düşünsün, muhakeme etsin. Tutturacak anam babam diye. Ağlayacak. Kendini yerlere atacak. Zorla mı tutacağız? Yok tabii de. Bilmiyorum Perihan. Bir yolunu bulacağım herhalde. Veremem çocuğumu onlara artık. Veremem yani. Neyse şu ev parasını bir alayım da. Biraz daha büyük düşünme fırsatı olacak o zaman. Var mı bir haber Remzi'den? Ha ben sana söylemeyi unuttum. Bir alıcı çıkmış. Ah. Yarın buluşup yüz yüze konuşacağız işte. Ciddi alıcı adam ha. Çok beğenmiş evi. Gideriz beraber konuşuruz değil mi? Gideriz tabii. İnşallah. Sen nereye Kevser? Ben de geliyorum. Olmaz öyle şey. Bırak gelsin oğlum. Olmaz dedim anacığım. Feraye anlarsa kaçırırız elimizden. Yamancığım o kadın Toprak'la beraber gelirse Kevser'in faydası olur. Hala olmaz dedim. Uzatmayın. Kevser'in sabırsızlığı yüzünden böyle bir fırsatı kaçıramam. Neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Elimizden kaçırırsak bir daha ortaya çıkmayabilir. Oturun bekleyin işte. Oğlunu birazdan getireceğim merak etme. Alo Servet. Yaman çıktı şimdi. Benim gelmeme izin vermedi. Merak etme Kevser. Ben geldim bekliyorum. Siz biraz oyalasaydınız Yaman'ı keşke ya. Yaman gelmeden Feraye gelseydi daha iyiydi de. Tamam neyse. Senin ev işini hallerim. Sonra da Ortaköy'e gidelim Feraye. Ortaköy'ü görmeden kimse İstanbul'a geldim demesin. Çok eğlenceli bir yer Toprakçığım. Neler var? Ben bu emlakçıya İstanbul'dayım demedim ki. Nereden bildi benim burada olduğumu? Yalnız ben orada değilim. O da İstanbul'da zaten. Vereyim telefonunu konuşuruz. Tuzak bu. Adamı kullandılar bana ulaşmak için. Perihan! Çabuk. Çabuk. Çabuk dönüyoruz. Çabuk bir şey unuttum. Aa, ne unuttun? Hemen gidelim. Hadi Perihan. Üf, ne oluyor be? Ya bir kapa çeneni Perihan ya. Of. Çok sıkıştım. Ne unuttuysan al. Siz gidin. Ben gelmiyorum. Perihan. Bozulmanın sırası değil. Tuzak kurdular kızım bunlar bize. Ne tuzağı ya? Ben o adama İstanbul'da olduğumu söyledim mi? Ha? Nereden bildi emlakçı Remzi benim burada olduğumu? Alıcı da orada dedi. İstanbul'da görüşürsünüz dedi. Ay. Yaman tanıyordu Remzi'yi. Belli bir şey işte. Seni ararsa böyle böyle bir hikaye anlat dedi. Gitseydik burun buruna gelecektik kızım. Ay Feraye bulacaklar kızım bunlar bizi. Ne yapacağız?
Buldum ben aradığımı. Hay Allah, ne aptalım ya. Ben değilim ama. Hadi sen git de emlakçıyla hallet işini. Biz bekleriz seni. Sonra çıkarız. Aman tekrar gitmeyelim şimdi onca yolu. Şöyle bir yarım saat dolan da gel. Şüphelenmesin iyice. Gelmeyecek. Evini satmak isteyen insan bu kadar gecikir mi? Üstelik aramadan etmeden. Bence işi uyandı. Galiba. Nasıl anladık? Feraye zeki kadındır. Öyle olmasa beni bu kadar uzun süre kandırabilir miydi? Hadi gidelim. Kevser gelmedi. Yamanlar da gidiyorlar şimdi. Karı uyandı herhalde bir şeye. Olsun Servet, biraz daha beklesen belki gelir. Saçmalama Kevser. Gelecek olsa gelirdi şimdiye kadar. Belli ki bir durum çıktı. Belki de yakaladı polis. Benim hemen emniyete Mahmut abiye gitmem lazım. Hadi görüşürüz. Gelmemiş. Tamam kızım. Üzülme. Her şeyde bir hayır vardır Kevserci. Belki gelmedi daha iyi olmuştur. Yaman bulsaydı çok kötü olabilirdi. Ben oğlumu istiyorum anne. Umurumda değil, kim bulursa bulsun oğlumu bulsunlar artık. Onu da alıp gideceğim buralardan, yeter artık. Alo, nerede benim sipariş? Aa, bekliyoruz o kadar zamandır. Ay tamam tamam, bekleyemem o kadar, kendim gelirim. Toprak, bakkala iniyorum. Sen bir şey istiyor musun? Kek filan? İstiyorum. Kek alır mısın? Bir de gofret. Hı. Ama markette var benim sevdiğim. Böyle şeyli olan hani. Kıtır kıtır. Parçalı olacak böyle, kütür kütür hani. Aman tamam, biliyorum. Aşağıda yoksa köşedeki marketten alırım. Kapıyı falan açma sakın. Feraye de emlakçıyla işini bitirip gelecek. Ortaköy'e gideceğiz. Tamam. Hadi. Şeyler dönüyor. Canım, neredesin sen şimdi? Yalnız mısın? Evet ya, rahat konuşturmuyor beni yengem. Şimdi evde kimse yok, gizlice arıyorum seni. Dayıma da araları bozuk galiba. Hemen geleceğim ben. Ara konuş yengemle. Ya getirsin ya da sen gel al. Toprakcığım, ben geldim zaten. Sen neredesin şimdi, bana bir söylesene. Hemen yanına geleceğim. Süper ya. Demek yengem de onun için bana acayip davranıyordu. Sizin bu sürprizleriniz sıktı yalnız ha. Tamam. Biz de ona sürpriz yapalım o zaman. O bilmiyor geldiğimi ama yarın geleceğim zannediyor. Sen şimdi bana söyle bakayım evin yerini. Tarif edebilir misin? Böyle sokağın başında bir tane banka var. Ne bankasıydı? Heh, bir de apartmanın köşesinde bir manav var. Heh, sokağın ortasında gibi böyle. Yahu. Bu kadar valizle. Temelli mi geldiniz İstanbul'a Allah aşkına? Ne yapalım Kadir Bey?
Urla'da duracak yüzümüz kalmadı. Alemin diline sakız olduk. Bu rezalet unutulmadan da dönmem ben Urla'ya. Yo, olmaz öyle şey. İki gün kalır dönersiniz. Bir de sizinle uğraşamam. Zaten iki güne kadar bulacağım toprağı. Hep beraber döneriz. Abim nerede baba? Ne bileyim. Sabah çıktı eşek herif. Hala yok. Arıyorum, telefonuna cevap vermiyor. Ne var canım? Kim bilir nerelerde olanı arıyordur çocuk. Tamam hadi şimdi çıkalım da. Bunu istememin bir sebebi var Mahmut abi. İnsan çocuğunun bulunmasını istemez mi? Kafayı mı oynattın oğlum sen? Ya bilmediğin şeyler var Mahmut abi. Feraye'yi bulursanız babam her şeyi öğrenir. Sonra da katil olur. Babamın katil olmasını istemezsiniz değil mi? Dur oğlum sakin ol. Neyi öğrenir baban? Katil olacak kadar neyi bilmiyor? Hadi bir anlat hele. Toprak benim öz oğlum değil Mahmut abi. Ne? Onu evlat edindik bebekken. Şimdi kaçıran gerçek annesi. Babam toprağı kendi kanından sanıyor. Vay anasını. Gerçekten katil olur, haklısın. Ne yapacağız lan şimdi? Ya saklanır mı böyle şey be? Eşek sıpası. Adam ne yapsa sana haklı. Abi gözünü seveyim. O Feraye ile babamın karşılaşmaması lazım. Karı tehdit ediyor bizi. Üzerimize gelirseniz babana söylerim diyor. Belli ki para koparacak. Biz bir yüz yüze gelsek oturup anlaşacağız, o belli bir şey ama babam bizden önce görürse yanarız vallahi. Vay Kadir efendim vay. Selma. Mesut, inanmayacaksın ama İstanbul'dayım ben. İstanbul mu? Niye? Dün birileri bizi kafede görmüş. Anneme söylemişler. Annem çıldırdı resmen. Sabah ilk uçakla geldik. Hadi ya. Kötü olmuş. Ne kadar kalacaksınız? Anlamadım galiba. Dönemem artık oralara diyor annem. Çok meraklıdır o şu anda şerefine. Önce abim sonra ben. Kafayı ısırdı kadın resmen. Nasıl dönmeyeceksiniz ya? Bu ne saçmalık? Ya göremeyecek miyim ben seni bir daha? Ben gelirim o zaman. Nasıl geleceğim Mesut? Hı? Bak Selma, ben seni daha yeni buldum. Görmemeye dayanamam. Eğer siz birkaç güne dönmezseniz ben gelirim. Kimse beni burada tutamaz. Saçmalama, olmaz öyle şey. Zaten abin de yok. İşlerine bak sen. Görürüz bakalım. Seni de alır öyle dönerim döneceksem de. Deli misin sen? Nesin ya? Deliyim. Niye gitmiyormuşuz şimdi Ortaköy'e anlamadım. Yorgunmuş beyefendi. Gezecektik hani toprak. Böyle iyi, istemiyorum. İyi, ben duşa gireyim o zaman. Akşam için yavaş yavaş hazırlanayım. Gir. Sende bir hal var ama hadi hayırlısı. Ya bak, iki saat önce verdiğim sipariş şimdi getirdi salak. Halbuki ben kendim gidip aldım çoktan. Ay, birbirlerinden haberleri yok. Aman yolla gitsin. Nasılsın Feraye? Özledim vallahi. Gel.
kim sen anne? Ben de canım. Alırız pastenden. Poğaça, kurabiye falan da alırız. Ben frambuazlı pasta istiyorum. Annem de bayılır pastaya. Tamam, alırız. Kevser saçmalama. Çocuğu kolundan çeke çeke kaçıracak değiliz herhalde. Otur şuraya, 2 dakikamız var zaten. Sen ne yapmayı düşünüyorsun? Ne kadar daha oyalayacaksın çocuğu? Ya ne kadar tedirgin olmuş. Gizli gizli beni aradı. Bir şeyler dönüyor burada dedi. Sen onun gibi uyanık bir çocuğu nasıl zapt edeceğini sanıyorsun? Biliyorum, ben de artık oturup konuşmayı düşünüyorum. Hayatını mı karartacaksın çocuğun? Ha, gerçeği bilse ne olacak? Onu büyüten annesinden geçecek de 5 dakikada sana mı anne diyecek? Saçma sapan konuşma Allah aşkına ya. Dava açtım. Velayeti alacağım nasıl olsa. Bir şekilde alışacak. Benden ona kötülük gelmeyeceğini de çok iyi biliyor. Olmaz Feraye. Yapma. Bak ben boşanıyorum Servet'ten. Yani sen onunla birlik olup sana tuzak kurdum falan zannediyorsun ama öyle değil gerçekten. Terk ettim Servet'i. Halamda kalıyorum. Kadir adresi çekti zaten. Boşanırsan çocuğu alırım yüzünü bile göremezsin dedi. Yok artık. Bulsun da alsın bakalım çocuğu. Yani anlayacağın. Benim de dönecek bir evim yok artık. Oğlumdan da ayrılamam. Herhalde beni sokağa atacak değilsin onun gözünün önünde. Bu işi ikimiz oturup çözeceğiz. Başka çaresi yok. Kevser. Sana ve o iğrenç ailene artık kanmam. Anladın mı? Sizden her şey beklenir çünkü. Bir yol, bir çıkış bulana kadar ben de hiçbir şeyi aceleye getirmek istemiyorum. Eğer benim güvenimi kazanmak istiyorsan çocuk döndüğünde adam gibi davran da bu oyunu sürdür. Şahane şeyler aldık anne. Bence bu var ya dünyanın en iyi pastanesi. Ya eyvah şişmanlayacağız desene. Anne babam da geldi mi? Yok, baban gelmedi oğlum. Dayım nasıl? Ne yapıyor? Şişe kalsın. Tamam efendim. Ben çıkmak zorundayım. İşteki ilk akşamım. Gitmezsem olmaz. İçin rahat olsun. Ben buradayım. Vallahi ben de buradayım. Kadir Bey'in falan telefonu her şeyi var bende. Ha sen ha ben fark etmez. Sen rahat rahat git işini yap. Ben bir tatsızlık olursa ne yapacağımı, kimi arayacağımı gayet iyi biliyorum. Bunlara gerek yok. Bu işi birlikte halledeceğiz. Denemek zorundayız en azından. Ben seni bekliyorum. Gece geldiğinde konuşuruz. Perihan, onu çok aradım ben.
benim onun annesi olduğumu unutma. Belki o zaman bana daha az kızarsın. Efendim. Necip, ne zaman evde olursun? Seni bekliyorum ben. Siz beni beklemeyin. İyi. Benim işim uzadı biraz. İş yerinde kaldım. Biraz rahat bırakın insanı ya. Biraz rahat bırakın ya. Sen miydin anne? İyi akşamlar kızım. İyi akşamlar. Bana Necip'i versene. Ona söyleyeceğim şeyler var. Yok anne, gelmedi Necip daha. Allah Allah. Nerede geziyor kızım kocan bu saatte? Hiç sormuyor musun? Hangi birine ne sorayım anne? Çocukların sadece yatmadan yatmaya geliyorlar eve. Yüzlerini bile zor görür oldum. Ne demek yani? Dilara da mı evde değil bu saatte? Değil anne. O kadar uyardım ama. Sizi adam yerine koyup... Çocuk emanet eden de kabahat zaten. Sen kapat şimdi. Ben yapacağım biliyorum. Ne oldu? Niye birden köpürdün Zahide? Ne olacak? Yokluğumu fırsat bilip eve uğramaz olmuş benim kız. Çok güzelsin yine her zaman. Hadi Şerefe. Burcu'yla ders çalışıyorduk. Dilara, yalanlarına karnım tok artık. Hemen neredeysen şimdi çıkıp eve gidiyorsun. 15 dakika sonra evden arayacağım seni. Açtın, açtın. Açmadım. İlk uçakla oraya geliyorum. Bacaklarını kırıp buraya dönüyorum. Anladın mı? Biz seninle uğraşmam eksikti bu hengamede. Ne oldu? Kötü bir haber mi aldın? 15 dakika içinde evde olmazsam yandım. Buradan eve uçsam 15 dakikada gidemem. Ondan kolay ne var? Takma kafana. Gel. Tak şunu kafana. Hadi. Tamam. Atla arkama. Gidiyoruz. Feraye Hanım, buyurun. Artık başlayın isterseniz. Tamam. Arkadaşlar da hazır galiba. Hoş geldiniz. Yeter mi sevmeye? Şu kalbime hükmetmeye? Masumane bir aşk için
ölüp ölüp dirilme. Tazelendi anılar, fark edilmedi yıllar. Yüzyıllık tahta evin hatırası beni sarar. Bir yangın çıkmış evimde, ben bu ateşin külünde. Son gibi bize, yoksa hüsran mı olacak geçmiş zaman gibine. Alo, gelemedi mi o sütlük Dilara hala? Gelmedi anne. Şuna bak şuna, ay öldürecek bunlar beni. 15 dakika sonra arayacağım evden dedim, yarım saat oldu. Gelir gelmez arat beni. Bak evden arayacağım, göreceğim numarayı burada. Tamam anne. Tamam anne, aman anne. Kadın kadın değil ki ortalığa sahip çıksın. Bir sakin ol Zahide. Gençler, ne yapacaksın? Çocuğu alıp kaçacak değilim, merak etme. Ben de uzlaşmak istiyorum Feraye ile. Ben gözümü ayırmayayım da. Alo, buyurun. Evet, yengesiyim. Ne? Hastanede mi? Nasıl durumu? Tamam, hemen geliyorum. Ah Dilara, ah. Necip, neredesin? Birazdan geliyorum, evet. Ne oldu? Necip, Dilara motosiklet kazası geçirmiş. Ula Devlet Hastanesi'ndeymiş. Hemen oraya gel, ben de çıkıyorum şimdi. Nasıl? Dilara mı? Nasılmış? Bilmiyorum Necip, söylemediler. Çabuk gel, ne olursun. Tamam, geliyorum. Geliyorum. Akşamlar. Hoş buldum.
Efendim? Oğlum. Habersiz bıraktınız bizi. Saat kaç oldu, Kevser de gelmedi. Anne başlatma Kevser'inden. Konuşamam şimdi. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Rica ederim. İyi akşamlar. İyice cimsi çıktı bu evin. Çocuk bir değil, iki değil, beş tane. Beşi de ayrı dert. Ay. Zahide, kiminle konuşuyorsun hala? Hani Kevser gelince uyandıracaktın beni? Gelemedi ki. Al, şimdi de ev açılmıyor. Gene bir şeyler çeviriyor bunlar. Ay Allah'ım, sen sabır ver. Üzerimi değiştirip geliyorum. Ben de sana bitki çayı yapayım, yorgunluğunu alır. Nasıl geçti? İyi. Ne Dilara açıyor, ne Kevser açıyor. Görüyor musun? Hiçbirine ulaşılmıyor. Ay, öldürecek bunlar beni. Vallahi sebebim olacaklar. Vallahi sebebim olacaklar. Dur, sakin ol Zahide. Zaten tansiyonun var. Bir de seninle uğraşmayalım. Necip. Alo Necip. Neredesiniz oğlum? Anne. Sana bir haberim var. Ama heyecanlanma. Sakin ol, tamam mı? Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Anne. Dilara. Eve gelirken motor kazası geçirdi. Hastaneye şu an. Ay Zahide, dur. Zahide. Anne. Dur Zahide. Anne. Mine koş. Zahide, Zahide dur, kendine gel. Mine.